mahallelerde bakkal hesap kapatma işi yapıyorum arada sırada ben. Defter kapatma, borç biriktirenlerle ilgili. Hemen bakkaldan alıyoruz bilgileri. İşte diyoruz bak burada diyor, bu diyor 3 yıldır ödeyemiyor, bu 2 yıldır. Bundan alabilirim ama bundan alamam diyor. Bunu ödersen bunu ödemeyin. Bunda en azından mahallenin röntgenine çekmiş oluyoruz otomatik. Belediye olarak siz mi yapıyorsunuz başkanım aha bunu? Bu hayra da vesile oluyordur mutlaka. Yani tabii, tabii, başkalarına tabii, örnek olma noktasında. Duyan da bununla ilgili bize geliyor. Mesela biraz önce geldi bir iş adamı dostumuz. O işe ben de katılmak istiyorum dedi. Önemli bir iş. Bana göre ihmal edilmemesi lazım. Ve bakkalları korumak lazım. Yani herkes parası varsa markete gidiyor. Parası yoksa bakkala gidiyor. Hastalığına vazgeçmemiz lazım. Mahalleyi her zaman finanse ediyor aslında. Hiç kimse bakkaldan parası yoksa ekmeği geri bırak demiyor kimse. Markette yeah diyorlar. Haliyle mahalle esnafını da korumak, mahalleli mahalle esnafını koruması lazım. Esnaf da onları koruyup gözetmesi lazım. Biz de o dengeyi sağlamaya çalışıyoruz. Güzel bir şey başladı 2 yıldır. Devam ettiriyoruz inşallah. Evet. Meleklerle Rabbimiz arasında şöyle bir konuşma geçiyor. Melekler diyorlar ki ya Rabbi dağlardan kavi ne yarattın? Demiri yarattın. Demirden daha kavi ne yarattın? Ateşi yarattın. Ateşten kavi neyi yarattın? Suyu yarattın. Sudan daha kavi neyi yarattın? Rüzgarı. Ondan daha kavi neyi yarattın? Mümin sağ elinin verdiği sadakadan sol elinin haberi olmazsa günahlarını silip süpürmesi bakımından en kavisi budur buyuruyor. Yani demek bakkala varıp da o ödeyemeyen aldığı ekmeğin, yağın bedelini ödeyemeyenin borcunu ödemek ne güzel şey ya. Hem bakkala destek oluyor hem de evet, yani hem iki işi birden kapatıyoruz yani. Hem de oranın şeyini öğreniyoruz. Evet. O bölümün genel durumunu öğrenmiş oluyoruz. Evet. Bu konuyla ilgili bir soru geldi hocam. Evet. Başkanım siz anlatınca izleyicimiz demek ki merak ediyor. Bu bakkaldaki borçları kapatmak tamam çok güzel faydalı. Bunu zekata sayabilir miyiz? Böyle bir ibadet yerine geçer mi diye soruyorlar defteri. Muhsin Bey o konuda tabii şu soru işareti var. Diyelim ki bakkaldan almış borç olarak almış ama belki de zengin bir kişidir. Yani mal varlığı var zekat. Nisap miktarı mala sahiptir belki de. Yani nakit parası yoksa da mülkü vardır filan. Belki de öyle olabilir. O yüzden hayrımız canım hep zekata göz dikmek Muhsin Bey. Hayrımız ya, olsun. O da hayrımızdan olsun evet ya. Zaten başkanım da örnek oluyor şu anda. Ev sahipleri de. Doğru. İnşallah. Biz tabii aracı olmak, biz de aracılığımızın karşılığını görürüz inşallah. Bu işte aracı olmak da lazım. Evet. Birileri birisine efendim, aracı olacak. Hayra delalet eden bizzat onu işleyen gibidir. اَدَّالُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَائِلِ Hayra delalet eden bizzat onu işleyen gibidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.